Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten uzun zamandır yapmadığımız gibi efsane bir video ile beraberiz. Uzun zamandır sizlerle beraber efsane oyuncu planı tamamlamıyorduk veya efsane bir oyuncu almıyorduk. Şimdi gerçekten efsane bir plan yapıyoruz. Team of the Year ilk 11 oyuncusu alacağız arkadaşlar. Bunun şerefine sizlerden her videoya attığınızın 3-4 katını bekliyorum. Haydi bakalım herkes bu videoya like atsın. Bu video 5000 beğeni geçsin artık. Artık bir 5000 beğeni geçen videomuz olsun. Uzun zamandır atmıyorsunuz 5000 like. Bu aralar birazcık düşmeye başladı bu arada. Herkesten bir like bekliyorum bu videoya. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir durumumuz var bizim. Şöyle takımıma geldiğim zaman takımım gördüğünüz gibi şu anda 5 defanslı 102 gen. Ancak normalde 104 gen bir takımımız var. Ama ben şimdi çok zor bir mücadele oynayacağımız için, çünkü Daniel Vesa almak için birazcık zor bir maç oynayacağız. Bunun için arkadaşlar ben 5'li defanslı takımla oynayacağım ki daha rahat oynayabilelim. Bakalım arkadaşlar, umarım kazanırız. 5'li defanslı bir takımla oynamayı deneyeceğim. Umarım da kazanırım. Bu arada Puyol 104'lü 105 oldu. 4'lü defansa döneceğim Daniel Vesa aldıktan sonra. Bakalım 4'lü defansımız ne kadar yüksek olacak. Tabi Daniel Ves'in boostlarını falan da yapacağız arkadaşlar. Bunu merak etmeyin. Gerçekten efsane, muazzam olacak Daniel Ves'i almamız. Bakalım arkadaşlar, Daniel Ves'i alacağız. Belki ileride orta saha oyuncularından da alabiliriz. Şimdi size şöyle bir göstereyim, hemen defans oyuncularına girelim. Yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Herkese söylüyorum bunu, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Has sayfaya da buradan selam. Zaten like atmışlardır. Unuttuysan da sen de at bak. Has sayfadaysan at. Değilsen de at. Has sayfadaysan da at. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durumumuz var. Gördüğünüz gibi Daniel Ves'imiz eksik. Açmak için kadronda bir YT defans oyuncusu olması gerekir diyor. YT defans oyuncusu yok mu benim kadromda? Ha, koymam gerekiyor demek ki. Tamam, var zaten de koyacağız. Hemen koyalım. Koulibaly'yi koyalım. Bu arada Koulibaly'yi de paketten çıkardı galiba abim. Gerçekten çok şanslı bir abim var. Efsane bir paketti ve Koulibaly çıktı. Şimdi arkadaşlar hemen yanı takımına girelim. Ve bir daha bakalım açık mı bu sefer diye. Çünkü öyle olması gerekiyor, açık olması. Evet açık ama puanımız yetmiyor. İşte onun için de arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte onu alacağız. Yanlışlıkla şuradan forvet falan oynadığımızı düşünsenize 4 saat daha beklememiz gerekir. Haydi bakalım arkadaşlar, oyna butonuna bastım ve oynamaya başlıyoruz. Sonra da Daniel Ves'in etkinliğini niye oynayacağız? Gerçekten çok zor olacağı benziyor. Daha hiç oynamadım çünkü o etkinliklerden. Umarım aşırı zor olmaz diyoruz. Ve bu arada oyunun sesi açık kalmış. Hemen kısalım ve şöyle bir attım bakalım. Lütfen vur. Allah aferin sana, çok güzel. Şimdi bir üçlük daha vurduğumuz zaman hemen bir alt etkinliğe geçeceğiz. Evet, üçlük lütfen vur. Çok güzel. Süper oldu bu. Üçlüğümüzü de vurduk tekrardan. Ve hemen devam ete basıyoruz. Bastım. Şimdi sırada ne var göreceğiz. Evet, bunları aldık. Markaj da geldi bir tane. Güzel abicim. Hemen buradan oynaya tekrardan basıyorum. 3 beceri geliştirisi 1000 XP ve coins verecek bize güzel bir şekilde. Zaten defans etkinliği de coins veriyordu. Ben bunları çok iyi yapıyordum ama şimdi çok kötü vurdum. Aynen, çok bayağı kötü vurdum. Aşırı kötü vurdum. Yani bu kadar kötü de olamaz. Tamam, bu sefer güzel vurdum. Evet. Yine güzel bir vuruş tam ortadan. Ve birlik vurmayacağım. Yine ikilik burasım var ve ikiliyi de çok güzel vurduğumu düşünüyorum. Bence güzel vurdum. Evet arkadaşlar, ikilik vurmak bana daha kolay geliyor bu etkinlikte. Nedense birlik vururken daha çok zorlanıyorum. Bilmiyorum, daha uzun olmasından dolayı kafam karışıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar son bir etkinlikte oynayacağız. Sonradan maçımıza başlayacağız. Umarım aşırı bir zorlanmam olmaz. Bakalım, buradan da biz 7500 coins mi alıyorduk? Ne kadar alıyorduk? 7500 coins'i tertemiz çekeceğiz. Çok güzel olacak arkadaşlar. 7500 coins çok fazla işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet, kötü bir atış galiba. Oraya vurur muyum? Vuramadım bak. Kötü bir atış olduğunu attıktan sonra direkt sezdim zaten çok kötü attığımı. Bu sefer güzel bir atış mı? Hayır. Çok kötü atıyorum ya, dur. Toparlanmam lazım. Bu atışlar... Abi en sevmediğim etkinlikte zaten benim bu. Tamam, bu atışı çok güzel yaptım. Şimdi hedefimiz şurası olmalı. Vurabildim mi? Vuramadım. Daha güçlü atmam lazım oraya. Oraya vurursam çünkü çok rahatlayacağız. Evet, orayı da vurduk büyük ihtimalle. Daha iyi atamazdım. Şimdi şurayı vurursam oluyor mu? Çok saçma oldu, bir dakika ya. Çok saçma oldu ve son iki atış kaldı. Abi bir tane kaçırınca gerçekten çok zorlaşıyor. Aslında çok basit bir etkinlik. Evet, tamamdır, vurduk. 1'de 1'imizi yaptık. Aslında 7'de 1 yaptık ama 1'de 1 diyelim. Biz orada 1'de 1 yazıyor.
Hemen devam ete basıyoruz ve bir tane defans enerjimizi alacağız. Ayrıyetten coins'imizi de alacağız. Umarım bir yanlışlık yapmamışımdır yani. 10 tane oldu herhalde. Bakalım. Evet, 10 tane defans puanımız oldu gördüğünüz gibi. Hemen defans oyuncularına giriyorum. Ve. Team of the Year Dani Alves. Önce bir kart özelliklerine bakalım. Zaten bizde 8'gen hız varmış. 8'gen boost'u var. 98'gen olacak kadroya geldiği zaman. Ve gerçekten muazzam durmuyor mu arkadaşlar sizce de? Bence çok güzel. Bunu daha da boostlayabiliriz belki. Tabii ki konuşmam lazım arkadaşlar, abimle. Ama şu anda 104 hız. Çeviklik falan muazzam. Dribbling 105 gerçekten çok iyi. Maçta zorlanacağız mı bilmiyorum. Gerçi maç oynamayacağım ki. Ne zorlanması abi? Boşu boşuna 5'li defansla dizilişi seçtim. Abim maçı bana bırakacaktı. Oynamış. Neyse biz de test ederiz arkadaşlar. Bir şey nasıl test edeceğimi bilmiyorum derken 90'gen sağ bek Dani Alves takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben bu kadar basit olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ama çok basit olsun. Sağ ol, olsun. Daha basit. Basit olması daha iyidir arkadaşlar. Daha güzel oldu. Şimdi hemen takımıma geliyorum. Ve dörtlü defanslı bir diziliş herhalde artık yükselmiştir. Evet 4-1-2-1-2 geniş. Çok güzel olmuş. 100 üçgen olmuş. Ve Team of the Year başarısı elde ettik. Dur şu başarıyı da alalım dur. O başarıdan da güzel bir şey gelebilir. İlk defa bir ilk 11 oyuncumuz olduğu için güzel bir başarı ödülü verdi galiba. Anlamadım ben. Bakmam lazım. Ödüllere gelelim. Evet, bu ödülü de alıyoruz. 1000 beceri geliştirirsin işte budur. Abi çok iyi. 1000 beceri boost'u ne? Çok muazzam oldu. Yılın takımı 28 fizik, 26 saldırganlık. 29 defans. Oo, evet işte arkadaşlar Dani Alves'in boost'unu da basabileceğiz bu şekilde. Çok güzel olacak. Umarım çıkar yani. Çıkmazsa ayıp eder. Umarım çıkar yani. Bir zahmet çıksın. Zaten her şeyden 20'şer tane çıkıyor. O hız çıkana kadar bekleyeceğim. Yok bu hız o hız değil. Top kontrol değil. Abi şu hızdan çıksın bak çıldırırım. Çıkmazsa çok üzülürüm ama bayağı şey çıkıyor herhalde. O da çıkar diye düşünüyorum. Umarım çıkar derken gördüğünüz gibi arkadaşlar Dani Alves'in hızı mı bilmiyorum. Bir tane daha hız çıksın da içimiz rahatlasın. Bu hızlanma bu iş değil. Kafa vuruşu. Bitiricilik. Şut. Bunlar değil. Çeviklik. Şut gücü. Pozisyon alma. Kaleci pozisyon alma. Kaleci uçma. Top hakimiyeti. Refleks. Kaleci danışman. Bir tane daha hız çıksın ama. Kontra. Umarım o hız o hızdır. Zaten odur diye düşünüyorum arkadaşlar ama olmaya da bilir yani. Bu logo muydu? Bir dakika. Logo mu? Yeni bir kullanıcı logosu açar. Evet bu logoyu kullanabiliriz artık arkadaşlar. Burada ne diyor? 3 tane yeti oyuncusu alırsan 1 milyon antrenman XP'si. Gerçekten harika bir şey ya. Bunlar da Van Basten'le Mateus'muş. Bunlar da çok güzel duruyor. Ama tabii ki zor şeyler. Şimdi arkadaşlar defans oyuncularına gireceğim. Orada Dani Alves'in önünde bir şey daha vardı. Bu neymiş? Oha 7,5 milyon coins ama 50 tane istiyor. 50 tane kaç gün sürer arkadaşlar? 6 kere 4 24. Bir günde 6 oynayabiliyoruz. 6 kere 10 gün. 10 gün yetmez. Arkadaşlar bunu almamız imkansız şu an. İmkansız yani. Orta saha oyuncularına gelelim. Bakalım orta saha tamamlama ihtimalimiz var mı? Baya bir ilerlenmiş burada da. Güzel bir şekilde. Bir tane orta saha oyuncusu. Onu koyulur arkadaşlar. O sıkıntı değil. Burada şu anda 0 tane var ama. Şimdi bu orta saha Kante'yi alıyor. Tamam Kante iyidir arkadaşlar. Kante'yi alsak 10, 18, 25, 31, 36, değil mi? 36 oldu. 40, 43. 43 tane olma ihtimali var mı? Her gün sürekli oynarsak 43 tane belki olabilir arkadaşlar ama olmaya da bilir. Bilemiyorum. Hiç bakmadım yani ona hiç denemedim. Şimdi arkadaşlar beceri boostlarına geliyoruz ve hızımızı hemen yükseltiyoruz. 150 bin coins'e hızımızı yükselttik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten muazzam oldu. Evet arkadaşlar ortamda yaz gördünüz zaten. Belki gezmişimdir ama tam da zamanında yazdı ve takım 104 iken olacak mı onu bir test edelim ona bir bakalım. Şimdi Griezmann çalıştır desek çalıştırmayacağım ama bir bakacağım ne kadar yükselebiliyor. Bakın oha abi yok artık. Lens 1,5 milyon mu? Oha sadece Lens basılsa arkadaşlar bu adam kaçgen artıyor? 4'ken. 102'gen olacak. Muazzam ya. Biz buna bir çözüm buluruz bir şekilde. Çünkü diziliş şu anda çok harika durmuyor mu ya? Gerçekten muazzam duruyor. Ronaldo'yu da kullanmam zaten. Buraya ben bir sol bek koyayım. Hiç de sol bekimiz yok. Neyse bunu bir koyalım. Çok düştü. Yok Ronaldo'yu koyalım ya. Ronaldo'dan başka bir oyuncu koyabiliyor muyum daha güzel? Ronaldo'yu koyabiliriz ya aslında. Ronaldo tamam. Ronaldo iyidir arkadaşlar. O kadar yükselmiş Ronaldo da düşük değil yani sonuçta.
Ronaldo'yu koyabiliriz. Hemen Ronaldo'muzu oraya koyacağız. Ama birazcık vakit harcamamız gerekiyor tabii ki. Çünkü bayağı bir arkada kalmış. Bu arada burada 90'lık cross da gözümüze çarpıyor. Gerçekten harika oyuncular var takımda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen Ronaldo'muzu sol beke koyalım. Sonra da arkadaşlar bir maç atacağım. Bir maç gireceğim. Evet, Ronaldo'yu koydum. Şimdi Ronaldo ile Lens'i karşılaştıralım. Lens daha güzel duruyor. O yüzden ben Lens'i koyacağım arkadaşlar. Ronaldo'yu kullanmak istemiyorum. Lens daha güzel duruyor. Sağ kanat da olsa sıkıntı yok arkadaşlar. Lens'i kullanabiliriz. Şimdi hemen sizlerle beraber bir karşı atak atalım. Bakalım neler olacak karşı atakta. Dani Alves'i test etmek zorunda değiliz. Dani Alves'i de test etmiş olacağız bir yandan. Ama gerçekten arkadaşlar 1000 beceri boost'u nedir ya? Gerçekten baya fazla. 1000 beceri boost'u baya baya fazla yani. Evet. 103'ken bizim takımımız. 100'ken rakibin takımı. Oha Asura ne güzel duruyor. Siyah. Güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Rakip baya bir yükselmiş. Geliştirmiş kendini. Bakalım. Yeneriz diye düşünüyorum. Bakan bu. Geçemedik. İyi oynayan bir rakip olacak ki bu genle yükselebilmiş. Bizim için de birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şimdi bakan bu. Bakan bu. Güzel bir gol oldu. Ali vurdu ve 2-0 oldu. Çok güzel bir gol. Griezmann. Antoine Griezmann bile rainbow yapıyor. Bu Team of the Year kartı tabi arkadaşlar. Yani Team of the Year kartı tabii ki farklı olacak. Çok daha iyi olması gerekir yani. Team of the Year sonuçta. Çok güzel bir şut gelir tabii ki. Bakan bu'muz da harika bir futbolcudur. Bakan bu. Bakan bu güzel geçti. Çok güzel. Bakan bu bir plase ve 5-3 oldu. Neredeyse tüm şutlar gol oluyor arkadaşlar. Gareth Bale. Bale. Of çok güzel bir şut da. Bale'dan geldi. 6-3. Tüm oyuncular muazzam. Kadro çok güzel be. Griezmann. Kaleci Yeşin. Bunu birazcık zaten riskli attım. Bunu atmasaydım daha rahat olabilirdik arkadaşlar ama birazcık risk aldık. Bale'dan da kötü bir şut ve arkadaşlar maç her an dönebilir şu anda ve 6-5 oldu gördüğünüz gibi. Griezmann çabuk. Evet bakan bu. Abi bu nasıl pas Griezmann, yapma bunu ya. Bak bunu bana yapmaman lazımdı ama bakan bunun böyle şeyler yapmayacağını biliyorum, atacağını biliyordum. Ama Bale bak şu anda geçmen lazım. Çok önemliydi ve geçtin, aferin. Hadi bakalım Bale. Hadi tamam böyle vurayım ve kaçırdım. Abi yok artık, izin ver izin ver oyun izin ver. Ali vur buna. Vursana abi. Lan. Abi son saniyede direkten dönen şut arkadaşlar. Neyse heyecanlı güzel bir maç oldu ve berabere kaldık. Zaten taraftar kasmadığımız için çok da önemli değil. Rakibe taraftar gitmiş oldu en azından. Yani bizim için çok büyük bir sıkıntı değil zaten. Ama kazansaydım video için daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Gerçekten Dani Alves'i aldık ve muazzam bir maç attık. Son saniyeleri de çok heyecanlıydı ama maalesef kazanamadık. Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için ama like atın. Like atmayanlar like atsın. Bak hala videolara gitmediniz ve beni hala izliyorsunuz. O yüzden like atın. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.